Abi neredesiniz? Geldiniz mi? Süper, bekliyorum sizi. Hadi kapıdayım. Abim hoş geldiniz. Ne haber ya? Ne yapıyorsunuz? Buradayım, hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel, selam. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nereden? Hoş geldin. Haber abi. İyiyiz abi, siz nasılsınız? İyi, güzel. Olay, seni gördük, daha güzel oldu. Yorgunuz ama çok iyiyiz. Yoruldunuz. Ya. Yorulduk da. Turneniz nasıl geçti abi? Şahane geçti. Süper yani. Süper. Ne güzeldi. Son final oldu. 3 gün biraz şey oldu. Yoruldunuz, üst üste geldi tabii hepsi. Uçaklar da erken olunca. Güzel geçti ya. Yani San Francisco'dayız abi, akşam konser için hazırız. Aynen öyle, yok akşam için hazırız. Şimdi bir de güzellik uykusu üstüne, mis gibi bir konser. Harika. Harika. Sizin bir grubun bir araya geldiğindeki özellikler, yani kuruluşundaki amaç neydi? Yani siz ilk başta çıkarken tabii hani böyle bir tamam ünleneceğiz diye böyle bir heves var mıydı, yoksa sadece kendi çapınızda bir şeyler mi yapmak istediniz? Abi valla pazar günleri müzik yapalım istedik, bak sadece hakikaten samimiyetle öyle başladı iş. Ondan sonra bir barda çalmaya başladık ama beste falan yok, hep cover yapıyoruz yabancı parçalar. Sonra bir gün, bir gece konseri 3 saat kala davulcumuz dedi ki ya dedi benim dedi işte ya pardon gitaristimiz benim dedi kız arkadaşımın doğum günü dedi ben bu gece çalmayacağım dedi. Nasıl ya falan dedi. Peki. Bunu duyan o zamanki davulcumuz da dedi ki ulan o zaman ben de yani niye fedakarlık yapıyorum falan filan, çalmayacağım mı almayacağım, iknaya gittik, ikna edemedik. Ve konseri 3 saat kala ne yapacağımızı kara kara düşünüyorduk. O zaman Evren vardı grupta, bas çalıyordu. Evet. Murat'ı biliyorduk. Murat geliyordu bizim konserlere, gidiyordu, tanıyorduk. Onun da bir grubu vardı. Benzer şarkılar çalıyordu. Hemen Murat'ı aradık. Alo Murat. Efendim. Ne yapıyorsun? Ne yapayım, evdeyim ya, takılıyorum. Gitarist yok, akşam çalar mısın? Maalesef abi bugün. Bugün çalamam. Ya bugün Guns N' Roses. Tabii ki. Bugün Slash aradı, onun yerine çalacak falan. Neyse geldi ama o gün davulcu yoktu. Orada bir arkadaşımız, servis yapan bir arkadaş dedi ki tamam ben işte perküsyoncuyum, çalarım falan. O gece öyle atlattık abi. Ertesi gün işte İlker yine grubuyla o barda çalıyordu. İlker'in kapısını çaldık. Aynen. Kapımı çaldı bir böyle 40 şarkılık bir playlistle. Bunların hangisini biliyorsun dedi. Ben hiçbirini bilmiyorum dedi. O da iyiymiş. Tamam, olsun ya, yaparsın falan deyip bir gazı verdi bir o. Ama o gece de güzel geçti. Ondan sonra abi, bir nevi siz yani bir tesadüfler grubu oldunuz. Aynen. Yani. Arda da ama Arda'nınki biraz farklı. Evet. Onunki en önemlisi o galiba. Tabii ki en önemlisi. En aşırı önemlisi o. Evet Arda, dinliyoruz. Vallahi bunlar üçü bir yere gelmişler, sonra geldiler kapıma. Allah aşkına gel, Allah aşkına gel. Yalvardılar. Çok reddettim. Ama baktım iyi çocuklar. Vay anasını. Sevecen çocuklar. Yok ya, bizim de zaten bir yolla şeyden komşuyuz artık. 11 mi 10 mu? 10 yaşından beri. Yani herhalde 30 seneye geliyor artık. Aynen, 30 yıl önce tanıştık, komşuydu. Allah. Komşuyduk yani. Peki siz 2000 yılında böyle hani büyük bir yükseliş yaşadınız. Hani Türkiye'de gerçekten sizi insanların böyle tanıyabileceği zaman 2000'in sonunda oldu. Yani sizin hayatınızda o zamandan beri, yani tam noktayı yakaladığınız andan beri ne gibi bir değişiklikler oldu? Zor yakaladık Yüksel. 2004'te ilk albüm çıktı. 2007'de ikinci albüm. Ama biz 2010'da aslında Türkiye genelinde bir şeyler yapmayı becerdik diyelim. Yani öyle yükseldi iş. 2010'da da her şey değişti aslında. 2010'da çıkarttığımız albümle beraber, Durma Yağmur Durma ile beraber her şey değişti. Ve güzelleşti bizim için ama hayallerimizin ötesine geçti çünkü. Yani bilmiyorum, böyle keyifle başladık. Evet. Nereye giderse diye başladık. Baksana buradayız yani. Şu anda Amerika'dasın. Sizin mesela grup için hani mihen taşı diyebileceğiniz noktalar ne oldu? Bu sadece olumlu olması önemli değil yani. Olumsuz nokta. Mesela grubun ayrılma noktasına geldiği anlar oldu mu? Vallahi olmadı. Ayrılma noktası olmadı ama şey var. Yani o Birol'un demin bahsettiği 2010 olabilir. Çünkü o zaman biz artık kritik bir
sadece müzik dedik o zaman. Askere gittik, askerden döndük vesaire. Sadece müzikle uğraşacağız dedik. Deneyelim. İçimize kalmasın. Nitekim şansımız yaver gitti ve evet çok çalıştık ama şans da önemli bir faktör tabii ki yani burada. Evet. Peki müzik yaparken yani sizin ilham aldığınız kişiler kimler? Çok var ya, çok var. Ama birkaç tane. Yani tabii bir sürü var. Ortak olanlar var, ayrı olanlar var. Mesela Deep Purple olabilir değil mi? Led Zeppelin. Led Zeppelin olabilir, ortak olanlar. İşte Guns N' Roses olabilir. Bayağı var. Peki Türkiye'deki müziğin günümüzdeki durumu ve gelecekteki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Sen başla. Sen bir şeyler söyle. Başlıyorum. Senin sevdiğin yeni gruplar mı? Başlıyorsunuz. Başla. Başla. Zaman çok abi, trafik var. Yani trafiğe girdik. Acele et. Ya bu işte sosyal medya, YouTube olayı bayağı değiştirecek yani önümüzdeki zamanlarda. Bu zaten şu anda da belli oluyor. Hiç plak şirketine bağımlı kalmadan kendi emekleriyle, kendi istedikleri şekilde ilerleyen bir sürü grup çıktı. Hani herkes kuyuya bir taş atıyor modunda ama bakalım belki platformlar, başka platformlar kurulabilir, şeyler olabilir bir şekilde. Göreceğiz ama gidişat güzel gibi geliyor bana. Peki şimdi Amerika'dayız yani. Bu Amerika'daki geçmiş konserlerimizdeki izlenimler nasıl? Yani geçen yıl da hemen hemen her yer Amerika'da konserler veriyorsunuz. Hani geçen yıllarla bu yıl aldığınız tepkiler neler? Ama özlemişler herhalde çok şeylerde çok yani Türkiye'deki konserlerden farklı bir durum yoktu. O kadar heyecan doluydu, o kadar enerji doluydu yani. Bir de burada ekstra özverili davranıyoruz. Şimdi mesela aynı koşullar örneğin hani Türkiye'de olsa bir kafada soru işareti olabilir bizde. Hani o yapalım mı yapmayalım mı şeklinde ama burada bayağı bir daha bir kompakt sistem, birazcık da mütevazı bir sistem. Evet. Aynen öyle. Aynen bir öyle. De burada maddi bir kaygın varsa ben burada yani o olmayacak. Sen burada keyif alacaksın, keyif vereceksin. Bunun için önce geleceksin. Bence mevzu bu. Zaten evet, başka türlü başka çıkmaz türlü yani. Olmaz. Bu kadar sene de olmazdı. İyi oluyor, ego testi oluyor. Yani aynen. Şöyle mesela gidiyoruz, kendi adetlerimizi kendimiz kuruyoruz falan biliyorsun. Yani konserlerimizde gördüğüm kadarıyla bir de hani çok yabancı kişilerin katılımını görüyorum son zamanlarda. Özellikle San Francisco konserimde. Yani %10-15'e yakın yabancı kesimin sizin takip ettiğini biliyorum. Süper. Ve bu sizde nasıl bir izlenim bırakıyor? Bu turnede de aslında ilk konserlerde de bayağı neredeyse hepsinde. New York'ta da sonra konserden sonra da görüştük hatta. Hep şey oluyor. Sözleri anlamasak da çok etkilendik. Bir de o enstrümanlar onlara ilginç geliyor sanırım. İşte biz kanun kullanıyoruz. Buzuki var. Arka planda tabii buraya getiremiyoruz canlıları ama. Onları duymak da galiba onların hoşuna geliyor. Farklı geliyor diyeyim yani. Sonraki turne için düşündüğümüz sürprizler var da onları oluşturmadan söylemeyelim değil mi? Yok, bak orayı atabiliriz kameradan. Sorun yok abi. San Francisco'ya geldik. Güzel bir gün. Şanslısınız o kadar. Aynen. Yağmur, soğuk, aynen, kar, kıştan sonra San Francisco'da güneşi gördünüz. Bilmiyorum Los Angeles hava nasıldı? Güneşliydi. Güzel bir şeydi. Bu kadar sıcak değildi ama. Evet. Daha serindi yani. Abi sizin için ya gerçekten yani ben kendimi sizin yerinize koymaya çalışıyorum. Bu işi yapabilir miyim? Galiba yapamam. Yeni bir klip geliyor. Geldi. Geldi. Geldi ve 3 günde 650 bin defa izlendi. 650 bin defa. YouTube kanalınızda tabii paylaştınız bunu. Evet, bu şeyde Music Play'de bizim plak şirketimizin kanalında Avrupa Müziği'nde. Klibin çekimleri Hollanda'da gerçekleşti. Evet, aynen. Amsterdam'da. Peki bu sizin daha önce böyle planladığınız bir şey miydi? Hani Hollanda'ya gittiniz ve gördünüz bunları. Ya aslında o Birol'un daha önce gidip kafasına koyduğu, burada yaparsak çok güzel olur dediği bir şeyi sonradan bizim... Yani bu
aslında eyleme üçüncü, bakma. Dördüncü şarkı falan diye konuşuyoruz. Evet, aynen öyle. Bir de her yeni şarkı klibi teklifine şeyle geliyor. Gaeton'u da çekelim, Gaeton'u da çekelim. Bu Amsterdam'a bir saat uzaklıkta bir köy. Evet. Ve ya inanılmaz film seti gibi bir köy. Zaten fosil yakıtı yasak içeride. Ya yürüyorsun ya bisiklet biniyorsun ya da elektrikli botlar var, kanallarda gezen. Çok kolay bir çekim olmaması lazım o zaman. Çok doğru bir dönemde gittik. Kimse yoktu. Çok da güzel oldu. Yönetmenimiz Umut da şahane çıktı. Çok disiplinli çalıştı ve çok güzel iş çıkardı. Umut, evet. Daha geniş bir ekip tabii. Yani olabildiğince evet. Yani oradan şey yaptık. Umut'u orada tanıştık. Hatta orada bir klip daha çektik ya. Bir performans çektik. Belki onu da yayınlarız sonra. Ama sor bana sor çok içimize sindi. Ya yani benim sindi. Yani tabii ki. Aynen. Umarım izleyenler de beğenir. Bizim büyüdüğümüz yani genç ergenliğimizi atlattığımız şarkılar yani. İşte sizin şarkılarınız yani bize o duyguları alabildik. Yani sizin o zamandaki şarkılarınızı hala ezberimizde bilebiliyoruz. Mesela siz bugün sahnede söylediğinizde sizle birlikte bunları söylüyoruz biz. En güzeli o. Bir de en güzeli insanların gözünde onu görmek. Hele burada, Amerika'da ya da Avrupa'da veya Avustralya'da şeyi hissediyorsun insanların gözünde. O şarkıda yıllar öncesinden kalan bir anıları var ve o an orada o gözlerinin önüne veya akıllarına geliyor. Bu aslında görülüyor. Bu çok hoş oluyor. Arkadaşlar merhabalar. Bir sonraki konumuzu merak ediyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.